Merhaba arkadaşlar. Bir TYT denemesinin daha çözümlü birlikte yapacağız inşallah. Evet. Güzel sorular var içerisinde. Onun için seçtim bu denemeyi. Uzunluğu güzel. Yeni nesil sorular biraz fazla olacak arkadaşlar. Evet. Şimdi bir çarpma işlemi var. Çarpma işlemini yeni öğrenen Betül yukarıdaki çarpma işlemini yaparken ikinci çarpanı 1 ile birinci çarpanı demiş. İkinci çarpanı 1 ile birinci çarpanı çarpma işlemini yeni öğrenen Betül yukarıdaki çarpma işlemini yaparken ikinci çarpanı 1 ile yani şuradaki ikinci çarpanı 1 ile birinci çarpanı çarpıp basamak kaydırmadan yazmış. Ha, evet şurayı basamak kaydırmadan yazmış. Buna göre Betül çarpma işleminin sonucunu gerçek sonuçtan kaç eksik bulmuştur diyor arkadaşlar. Yani burada normal mesela diyelim ki basamak kaydırmadan çarpma işlemi yapmış olsa 4500'ün altına 750 yazacak değil mi? Ve ne bulmuş olacak arkadaşlar? 5250 basamak kaydırmadan. Ama normal çarpma işlemi yapsaydı arkadaşlar yani 750 ile neyi çarpsaydı? 16'yı çarpsaydı 1500 çarpı 2'den 12.000 olacak. Evet. Neyi sormuş bize? Gerçek sonuçtan kaç eksik bulmuştur sormuş. 12.000'den neyi çıkaracağız arkadaşlar? 5250. Ne olur arkadaşlar? 6.750 olur. Bu kolay bir soruyla geçelim. İkiye bakalım. M ve N2 sayma sayısı arkadaşlar. Biz bunu nasıl okuyoruz arkadaşlar? N, M'yi böler şeklinde. Yani şu bölme işlemi şöyle okuyoruz arkadaşlar. N bölü M şeklinde. Yani N, M'yi böler diye okuyoruz. Evet. Yani ne diyor? Bakın M tam sayısının N tam sayısını tam böldüğünü ifade ediyormuş. Yani N bölü M'nin bir tam sonucu olduğunu ifade ediyor arkadaşlar. Yani M sayısının N tam sayısını tam böldüğün diğer bir ifadeyle N bölü M bir tam sayı olacak arkadaşlar. Buradan bakın buna göre diyor arkadaşlar. Buraya bakalım. Y sayısı X'i bölüyorsa eğer sonucu bir tam sayı ise değil mi? Arkadaşlar. Eksi Y bölü X de bir tam sayı olur. Evet, bu birinci öncül doğru arkadaşlar. İkinci öncüle bakalım. İkinci öncülde arkadaşlar Y bölü X bir tam sayı ise x eksi y bölü x de bir tam sayı mıdır? Ona bakalım. Buna x bölü x arkadaşlar. Y bölü x derseniz buradan ne gelir? 1 eksi y bölü x de bir tam sayı olur. Bu da doğru arkadaşlar. Üçüncüye bakalım. Üçüncü arkadaşlar y bölü x tam sayı. Z bölü x tam sayı ise y artı z bölü x de tam sayıdır. Bakalım. Evet bu da tam sayı. Evet. Arkadaşlar 3 öncülümüz de doğruydu. Cevabımız edildi. Devam edelim. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. Şimdi 4 eş kareye ayrılmış büyük kareye aşağıdaki işlemler yapılıyor. Şöyle şu şekilde iki bir okunu yapıyor arkadaşlar. Şöyle bir ok. Küçük karelerdeki şekillerin düşey eksene göre bakın burada vermiş. Düşey eksene göre yansımasını alıyoruz. Yani y eksenine göre yansımasını alıyoruz. Şimdi şunlar uygulandığı zaman 249 şunu sormuş bize ya 19 diye bir şey vermiş arkadaşlar. Buna bir tane sadece 9 için yapalım arkadaşlar. Bunu 9 için yaparsak birinci işlemde. Birinci işlemden olur arkadaşlar. Bakın. Bunun neye göre yansımasını alacaktık arkadaşlar biz? Evet. Düşey eksene göre. Yani şuna göre yansımasını alacağız değil mi? Düşey eksene göre yansımasını aldığımız zaman arkadaşlar şöyle bir şey oluşur. Evet. Sadece onunla ilgilenelim. Sonra devam ediyorum arkadaşlar. Burada ne sembolü verilmiş? Böyle. Sonra şöyle yapalım. Bu sembol ne demekmiş? Evet, sonra okuyalım. Bu sembol arkadaşlar küçük karelerdeki şekillerin yatay eksene göre yansıması. Yatay eksen şu eksen oluyor değil mi? Buna göre yansımasını yapacağız arkadaşlar. Buna göre yansımasını yaparsak ne olur?
şöyle olur. Sadece bir tanesiyle ilgileniyorum, dikkat edin. Sonra arkadaşlar diğerine geçtik. Bu şekil neymiş arkadaşlar? Şurada var mı? Şunu yaptık. Burada yatay eksene göreydi. Burada neye göre arkadaşlar? Düşey eksene göre. Burada ne yapacağız? Üst üste olan küçük karelerin içindeki sayılar yer değiştiriyor. Yer değiştiriyor ne demektir arkadaşlar? Yukarı aynı renk geçiyor. Yani bu buraya geçecek. Sonra arkadaşlar şu var. Bu neymiş? Yan yana olan küçük karelerin içindeki sayılar yer değiştiriyor. Yan yana olan küçük karelerdeki yer değiştiriyor. Şimdi tekrar başa döndük arkadaşlar. Şuraya gelelim şimdi yine tekrar. En başa gidelim. O zaman şuraya çizeyim. Nereye çizeyim? Şuraya çizeyim arkadaşlar. Nerede kaldık? Şurada kaldık. Şimdi ilk önce ne işlemi yapacağız arkadaşlar? Şu işlemi yapacağız. Bu işlemi yaptığımız zaman ne eksenine göre arkadaşlar bunu? Evet söyleyeyim. Düşey eksene göre yansımasını alacağız. Yani şuna göre yansımasını alacağız değil mi? Onun düşey eksene göre yansımasını alırsak arkadaşlar şöyle olur. Bu bir. Evet bunu aldık. Sonra arkadaşlar ne yapmıştık? Evet. Bunun burada ne diyor arkadaşlar? Yatay eksene göre simetrisini alalım. Evet. Bu şekilde yaptığımız zaman ne yapıyorduk? Yatay eksene göre simetrisini alıyorduk. Yatay eksenimiz hangisi arkadaşlar? Şöyle. Buna göre simetrisini alırsak arkadaşlar bakayım nasıl olur. Şöyle. Şöyle olur. Evet. Bu şekilde olur. Sonra arkadaşlar ne yapacakmışız? Üst üste olan küçük karelerin yerlerini değiştireceğiz. Bunu buraya alacağız. Bu da tamam arkadaşlar. Sonra ne yapacağız arkadaşlar? Yan yana olan küçük kareler içindeki sayıları yer değiştireceğiz. Yani bunu buraya alacağız. Başa döndük mü? Evet döndük. Başa döndük. Kaç adımla döndük arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adımda bir başa dönüyoruz arkadaşlar. O zaman 249'u neye böleceğiz? 8'e böleceğiz. Buradaki periyodu yakalamak önemliydi. 249. uygulamada hangi şekil oluşuyor demiş arkadaşlar. Kalanımız ne olacak arkadaşlar? 1 olacak değil mi? Birinci şekildeki dönüşüm neydi arkadaşlar? Şöyle yani 9'un nerede olması lazım? Şurada olması lazım. Cevabımız C. Evet devam edelim. Şimdi arkadaşlar. Şimdi her bir prizman lazım. Taban alan ile yüksekliğinin çarpımı değil mi? B2B olandan ne yapılacak arkadaşlar? Şöyle A'ya A'lık kısımlar çıkarılıyor. Buradan da A çıkarırsanız arkadaşlar buraya ne kalır? 2B eksi 2A kalır. Buradan da A çıkardığınız zaman ne kalır arkadaşlar? B eksi 2A kalır. Evet. Görüyorsunuz değil mi? Buradan devam edeceğiz bu şekilde sorumuza ve bunu yapacağız arkadaşlar? Üstü açık bir kutu elde edeceğiz. Üstü açık bir kutu elde ettiğimiz zaman arkadaşlar şurası B-2A burası 2B-2A derinliği de ne olur arkadaşlar? Bunun A'mıdır. Evet. Elde edilen cismin neyini sormuş arkadaşlar bize? Hacmini sormuş. Yani 2B-A çarpı 2B-2A çarpı A'yı sormuş bize arkadaşlar. İşlemi yaptığınız zaman cevabı C'ye olarak bulursunuz. Bu kolay bir soru. Geçelim. Şimdi arkadaşlar şurada bir işlemimiz var bakın. X artı yani mutlak değer küçük mutlak x artı mutlak. Evet. Değer vererek yapalım arkadaşlar. Bakın bunu 3 seçin. Bunu 4 seçin. Burada aslında x ile y birbirinden ne olmak zorunda arkadaşlar? Farklı ve zıt işaret. Dur öyle demeyelim mi?
Aslında bunun kuralı şu: x ile y zıt işaret. Aynı işaret olunca işaret eşit oluyor. Yani küçükken arkadaşlar eşit olsa aynı işaret olmak zorunda. Küçükse zıt işaret olacak. Onun için şu seçtik. Bu birinci öncüler zaman doğru olur arkadaşlar. Bakalım şimdi. Bu birinci öncüler zaman doğru olur. Toplamlar hakkında yorum yapamayız arkadaşlar. Büyük mü küçük mü hakkında da yorum yapamayız. Tamam mı? Cevabımız direkt adım olur. Uğraşma gerek. Şimdi x en çok iki basamaklı pozitif bir tam sayı arkadaşlar. Fx x'in pozitif çift bölenlerinin sayısı, gx ise x'in pozitif tek bölenlerinin sayısı olarak ifade edilmiş arkadaşlar. Şimdi f g97 var. Arkadaşlar bir de g f98 var. Şimdi gelelim sorumuza. Ne olacak arkadaşlar? Şimdi x'in tek bölenleri diyor ya. 97'nin tek bölenleri nedir arkadaşlar? 1 ve 97. Kaç tane vardır? 2 tane. Artı 98'in çift bölenleri diyor ya arkadaşlar. 98'in çift bölenleri nedir arkadaşlar? 2 çarpı 14 var arkadaşlar. Bir de 98 kendisi var. Kaç tane oluruz? 13 tane. Evet. Sonra 2'nin çift bölenlerine bakacağız arkadaşlar. 2'nin çift böleni bir tanedir. 2'dir o da. Bunun tek bölenlerine bakacağız değil mi? 3'ün tek bölenine kaç tane arkadaşlar? 2 tane. 1 ve 3'tür. Cevabımız ne olur? 3. Denizli bir fonksiyon sorusuydu. Geçelim. Evet. Şimdi arkadaşlar oturma masasının TV olan ne demiş? Oturma masası, oturma odasının pardon TV olan cephesinde evet odanın yerden yüksekliği ne kadarmış arkadaşlar? 2.8 metre. TV'nin eni 0 nokta ne kadarmış arkadaşlar? 6. O zaman x artı y ne kalır? Şimdi x ne aralığındaymış arkadaşlar? Bakalımlar. O zaman x ne aralığındaymış? 0,7 ile 0 ne arasındaymış? 8 arasında. Evet. x artı y'yi ne bulduk arkadaşlar? 2.2 ya. Y ne eşit olur? 2.2 eksi x olur. Bize neyi sormuş arkadaşlar? Y hangisini alabilir demiş. Köklü soru, güzel bir soru. Eksi x dersek arkadaşlar 0.8 ile eksi 0.7 aralığındadır. Bunları 2.2 ekleyelim arkadaşlar. 2.2 eklersek burası 1.4 ile ne aralığında olur? 1.5 aralığında olur. Evet. Y o zaman 1.4 ile ne aralığında olacak arkadaşlar? 1.5 aralığında. Burada neyi bileceksiniz siz arkadaşlar? Şunu bileceksiniz. Kök 2'nin yaklaşık değeri. 1.41'dir arkadaşlar. Cevabımız adım olur. Evet. Şimdi 64 tane birim kare varmış arkadaşlar. 64 tane birim kareden oluşan tüm şeklin ne demiş arkadaşlar? 64 tane birim kareden oluşmuş. Şeklin bir kısmı boyanmış. Boyalı kısım ne arkadaşlar? 8'e 4, 4 kere 8, 32, 16. Evet. O zaman tüm şeklin kaçta kaça boyalı arkadaşlar? 16'da 64'ü boyalı. Sorumuz değil. Tüm şeklin 7'de 16'sı diyor. Bunu 4'le genişletelim arkadaşlar. Yani 28 bölü neyinin 64'ünün boyalı olması için kaç birim kare boyanmalıdır? Evet. Kaç tane arkadaşlar? 12 tane. Cevabımız demesi. Geçelim, bu kolaymış. Şimdi sayı tablosunda her hücre bir pozitif tam sayıya veriyor. Tablodaki tam sayılar soldan sağa ve aşağıdan yukarı doğru artıyormuş gençler. Onu belirtelim. ABCD toplamını alabileceği en büyük değerle en küçük değerin toplamını sormuş arkadaşlar. Bunu bir çok yapacağız. Çok yapacağımız zaman arkadaşlar A ne olabilir? 26, 25, 24. Şuradan geri gelelim.
24 olabilir. Bakın 25, şuraya 25 aldık. 24 olabilir. Çok yapmaya çalıştım değil mi? 24 yapın. Şimdi B 32'den bir geride arkadaşlar. 31 olabilir. Çok yapıyoruz. C'ye bakalım arkadaşlar. 26, 25 kaç olabilir yine? 24 olabilir. D'ye bakalım. 31 kaç olabilir arkadaşlar? 30. Bunları toplayın bakalım kaç yapar? 29. Şimdi az yapalım arkadaşlar. 12'den gidelim. 12, 13 kaç olabilir? 14. Sonra arkadaşlar B'ye bakalım. 26, 27 alttan gelin. 28 olabilir. Şunu 11 yapalım. 28. A'yı kaç yapmıştık arkadaşlar? 14, 11 değil. Niye öyle kötü yazmışım? Evet. Şimdi C'ye bakalım arkadaşlar. C 8, 9 kaç olabilir? 10 olabilir. Şuradan geldiğimizi düşünün şöyle. D'de 26, 27, 28 kaç olabilir arkadaşlar? 29 olabilir. Buradan geldiğimizde kaç olmuştu? O önemli değil. Neyse biz yapmıştık. Bunları toplayın arkadaşlar. Kaç olabilir? 81. Topladığınız zaman en küçük en büyük değerlerin toplamı kaç olur arkadaşlar? 190 cevabımız neyse olur. Bir bilgisayar oyunda arkadaşlar ilk seviyeye gelindiğinde oyun bitiyormuş. Bu oyunla ilgili kurallarımız şöyle tanımlanmış arkadaşlar. Evet, birinci seviyeden ikinci seviyeye geçebilmek için sadece bir görev var. Birden ikiye geçmek için bir görev var. İkinci seviyeden üçüncü seviyeye geçmek için kurgulanan iki görevden herhangi biri. Yine bir görev var. Evet. Üçüncü seviyeden dördüncü seviyeye geçmek için kurgulanan üç görevden herhangi ikisi var. Yani bu kural ne oluyor arkadaşlar? N-1. Seviyeden N-2. Seviyeye geçmek için kurgulanan N-1 tane görevden herhangi N-2 tanesi yapılıyor. Sonra ne yapacak arkadaşlar? Böyle devam edecek. 3 şeklinde devam edecek. Evet. Böyle ne yapılacak? Bura kaça kadar gelmiş olacak arkadaşlar? N-2 taneye kadar. N-2 tane görev yapıldığında diyor. Evet. Bu demiş olacak. Evet. Şimdi bu toplamda da kaç görev yapılıyor? 37. Bu oyuncu diyor, oyunu oynayan kişi K'ncı seviyeye geçene kadar diyor 37 tane görev yapacak. K'ncı seviyeye geçene kadar diyor 32 görev yapacak arkadaşlar. Şurada bir tane biri çıkaralım. Buranın toplamının kaç olması lazım? 36. 37 görev yapacak ya, birini ayırdım. Şurada o zaman arkadaşlar 1 artı 2 artı nokta 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 N-2 kaç olacak arkadaşlar? 36. Bu ne olur? N-2 8 gelir arkadaşlar. Niye? Burada formül neydi? 8 çarpı 9 bölü 2. Onu düşündüm. O zaman N-2 arkadaşlar 8 ise N kaç olur? 10. Bize neyi soruyordu? K-N'ci seviye yani N'i soruyordu. Cevabımız ne olur? Deniz. Şimdi 11'e bakalım arkadaşlar. Erdal Bakkal'ın yapmış olduğu alışverişle ilgili aşağıdakiler görünüyor. 32 kutu çikolatada ve 16 kutu ne varmış? Şeker arkadaşlar. 32 kutu çikolata, 18 kutu şeker varmış. Evet. 12 adet çikolata varmış arkadaşlar. Bir kutuda. Evet. 384 yapar. 18 adet şeker varmış her kutuda. O da kaç yapar arkadaşlar? 288 yapar. Ne demiş? Bir adet çikolata 0.5 lira. Yani ne yapar arkadaşlar bunlar? 192 lira yapar. Bir adet şeker 0.25 lira arkadaşlar. Bu da ne yapar arkadaşlar? 72 lira yapar. Kaç, toplamına kaç lira ödemiştir demiş arkadaşlar. Tamamını toplarsak 264 lira buluruz. Hızlı işlem yapma sorusu çok da karmaşık değilmiş. Şimdi bir ülkede arkadaşlar ne varmış burada bakalım. 2012 ve 2017 yıllarında yapılan yerel seçimlerde ABCD partilerinin aldığı oy oranları ne yapılmış? Dairesel grafiklerini yapılmış arkadaşlar. Gösterilmiş.
2017 yılında kullanılan oy sayısı 2012 yılına göre %10 ne yapmış arkadaşlar? Artmış. Şimdi A'yı arkadaşlar buradan şey yapalım. 144x yapalım. B'yi ne yapalım arkadaşlar? 90x yapalım. C'yi arkadaşlar 72x yapalım. Topladığımızda buna 54 kalacak. Bunu 54x yapalım. Buraya geçelim arkadaşlar. 2017'yi Y'li yapalım arkadaşlar. 162'ye B'yi 108Y'ye yapalım. 360'a göre yapıyoruz. C'yi de arkadaşlar 36. Y, buna yine 54 kaldı arkadaşlar. D'yi de 54Y'ye yapalım. Evet, ne yapmış bakalım? Oy oranları %10 artmış arkadaşlar. Yani burada her bir birimi 10A kabul edersek, burada her bir birimi ne yapalım? 11A kabul edelim. Oy oranları %10 arttı, yani 10'da 1 artmış oldu. Evet. Şimdi diyor ki, D partisinin 2017 yılında aldığı oy oranı 2012 yılına göre 162.000 artmış. Şimdi D partisi demişti arkadaşlar. Şimdi X'i 10A alırsanız arkadaşlar, 54 çarpı 10A'dan kaç yapar? 540 arkadaşlar. Evet. Şimdi D'yi demişti değil mi? Buradan da 54'ü 11A ile çarparsak arkadaşlar. Evet, ne yapar? 594A yapar. Değil mi? Evet. Şimdi bu aradaki artış arkadaşlar bakalım ne olmuş? 162 bitmiş. A kadar arttı değil mi? 162. A kaç olur arkadaşlar? 3. Buna göre diyor, B partisinin 2017 yılında B'yi diyor arkadaşlar. B ne yapmıştı arkadaşlar? B'ye göre düşünmüş olsak, B'nin başlangıçta 90'dı. B için diyelim. Sonra 108'e çıkmış değil mi? 108'i 11 ile çarpalım arkadaşlar. Ne olacak? 1188 alacak. Bu aradaki artış ne kadar olacak arkadaşlar? 288 alacak. Evet. B partisine göre düşünüyoruz. Evet, 10-11 seçmiştik. Demiş ki B partisinin 2017 yılındaki aldığı oy sayısı 2012 yılına göre yüzde kaç artmıştır? 2012'de 900'dü değil mi? O zaman 288'de 900'ü sormuş bize arkadaşlar. Evet. Yüzde kaç olduğunu sormuştu. Evet. 9'a bölelim arkadaşlar bunları. 9'a böldüğümüz zaman. %32 bulursun bize. Evet. Geçelim. Şimdi Ayşe elindeki bir miktar meyve suyunu şekildeki gibi ölçekli özdeş iki bardağı doldur. Ölçekli arkadaşlar. Ölçekli ise bakalım arkadaşlar kaç bölmeliymiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 arkadaşlar. Burası kaç ölçekli arkadaşlar? 13. Kaçı doluydu arkadaşlar bunun? 8. Özdeş 2 kaptı, o zaman bu da 13 arkadaşlar. Biraz silik çıkmış ama sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5. Bunun da 6 birimi dolu arkadaşlar. Evet. Ne yapmış Ayşe? Birinci bardağı kendisini almış. Evet. İkinci bardağı ne yapmış? Arkadaşı Asiye'ye vermiş. Evet. Ayşe tüm meyve suyunun 4/7'sini almıştır diyor. 4/7'sini mi almış? Tüm meyve suyu ne olacak arkadaşlar bakalım. 6x altta var. 8x yukarıda var. Ne kadarını almış arkadaşlar? Bakalım. 14'te 8'i
7'de 4'ün almıştır. Doğru. Evet. Asya'nın meyve suyunun Ayşe'nin meyve suyunun oranını sormuş arkadaşlar. Bu da doğru. Ayşe'nin bardağının boş kısmının boş kısmı ne arkadaşlar? 5x. Boş kısmının demiş, tüm meyve suyunun oranı. Tüm meyve suyu neydi arkadaşlar? 14x değil mi? 5 mililitre. 14. Bu da doğru arkadaşlar. Cevabımız evet. Hangileri doğru demişti değil mi? Geçelim. 14. sorumuz arkadaşlar. Tabloda bir bankada kullanılan kredi miktarına göre ne yaptı arkadaşlar? Taşıt kredisine vade farkları gösterilmiş. Örnek vermiş. 50 bin liraya demiş arkadaşlar. Ne yapacak? Taşıt bedelinin %80'i için demiş bakın. Taşıt bedelinin %50'si için. Evet, iki tane farklı kurum var. Mesela %80'i için ne olur arkadaşlar? 48 ay için demiş mesela. %50'si kadar ödenecek değil mi? 60 bin. Taşıt bedelinin %80'i için kredi çeken birisi. %80 için. Burada değil. Evet. 36 ay vade yerine arkadaşlar ne yapsam? 48 ay vade seçeneğini seçerse, yani şunları seçerse diyor. Bankaya ödediği fark 32 bin lira artacakmış. Buna göre müşterinin aldığı aracın fiyatı kaç bin liradır demiş arkadaşlar. Müşterinin aldığı aracın fiyatı kaç bin liradır? Arkadaşlar 100x olsun. Müşterinin aldığı aracın fiyatı 100x olsun. Şimdi bu ne kadarına faiz ödeyecek? %80. Ne demişti bakın? %80. 80x. Evet. 80x ödeyecek. Şimdi 36 ay üzerinden seçeriz arkadaşlar. 80x için diyelim. Ne yapacak arkadaşlar? Bunun %30'u kadar ödeyecek. %24x. Evet. Eğer 48 ay için seçerse %50'si kadar arkadaşlar. Evet. Aradaki fark ne kadar arkadaşlar? 16x. Aradaki farkı ne vermişlerdi bize? 32 bin değil mi? Evet. X kaç olur? 2. Bize neyi sormuşlar arkadaşlar? Evet. Buna göre müşterinin aldığı aracın fiyatını sormuş arkadaşlar. 100x sormuş. O da 200 bin olur. Evet. Bakalım olmuş. Şimdi Ahmet Bey gözlük almak için gözlükçüye gidiyor arkadaşlar. Etiket fiyatı 270 lira. Evet. Güneş gözlüğünü beğeniyor. Seçtiği gözlükte %50 artı %20 indirim yazısını görüyor. 270'in %70'i indirim haline hesaplayarak kasiyere 81 lira veriyor. %70 indirim haline düşünüyor. O zaman 270'in neyini vermiş olacak arkadaşlar? %30'unu vermiş olacak. Pratik düşünüyor böyle. Kaç lira veriyor bakın? 81 lira veriyor. Bu ödeme ile ilgili aşağıdakilerin hangisi doğrudur? Ahmet Bey gözlüğün tutarını doğru demiştir. Yanlış arkadaşlar. Şimdi ilk önce %50 sonra %20. %50 artı %20 %70 demek değildir arkadaşlar. Tamam. İlk önce ne yapacaksınız? 270'in bir %50'sini bulacaksınız. Bakın ilk önce %50'si. Ne olacak arkadaşlar? 135. Şimdi buna %20 daha indirim yapılıyor ya. O zaman ne kadar ödeyeceksiniz siz? Kalanın %80. O zaman 135'in neyini ödeyeceksiniz arkadaşlar? Evet. %80'ini ödeyeceksiniz. Kalanın %20'si. Bak kalanın %20'yi indirim yapacağız. Kalanın %80 olacak o zaman. Bu da kaç olacak arkadaşlar? 108 lira olacak. Evet. O zaman normalde ne kadar ödemesi lazımmış? 108. O zaman ne kadar borcu kalır arkadaşlar? Evet.
Kasiyere 27 lira daha fazladan ödemesi gerekiyor arkadaşlar. Evet, şey olursanız. Evet, devam edelim. Bir firmaya ait tur araçları sabit hızlarla A ile B kent arasında gidip geliyorlar arkadaşlar. Tamam. Araçlar yolcu indirme için B kentinde sadece 10 dakika duruyorlar. A kentinden B kentine gidip gelmeleri yolcu bindirmeleri dahil ne kadarmış arkadaşlar? 130 dakikaymış. Şimdi araçlar düzenli olarak 15'er dakikalık aralarla çıkıyorlar arkadaşlar. 15'er dakikalık aralarla yola çıkıyorlar değil mi? 15'er dakikalık aralarla. Bu araçlarda 11. sırada sefere çıkan araç, 11. sırada sefere çıkan araç. 11. seferde çıkan arkadaşlar bundan önce 10 araç çıkmıştır değil mi? 10 araç çıkmıştır. Kaçıncı dakikada yola çıktı arkadaşlar? 150. dakikada çıktı bu yola değil mi? O zaman arkadaşlar 10 tane araç çıktı bundan önce ya. Evet. 10 araç çıktı. 150. dakikada yola çıktığı zaman arkadaşlar 130 dakikada bitiriyorlar işleri ya. Birinci araçla karşılaşmaz. İkinci araçla karşılaşmaz. Üçüncü araçla ne yapar? O karşılaşır. Evet. Birinci ve ikinci araçlarla ne yapmaz arkadaşlar? Karşılaşmaz. Bundan sonra 3, 4 kaçıncı araca kadar? 10. araca kadar. Yolda kaç araçla karşılaşır arkadaşlar bu? 8 araçla karşılaşır. Evet. Bu önünde olan 8 araçla. Bir ve iki ile karşılaşmaz arkadaşlar. Bunlar turlarını tamamlamış olur. Evet. Sonra yola devam edelim arkadaşlar. Bir de geri dönüşünde arkasında olan kaç araçla yine? 8 araçla karşılaşır. Toplamda da kaç araçla karşılaşır arkadaşlar bu? 16 araçla karşılaşmış olur. Evet. Yani gidiş dönüşünde demek istemiş arkadaşlar. 17. Bir toptancı elinde tek çeşit ürünü ABC türü kolilerle paketleyerek satacakmış arkadaşlar. A kolisi 2, B kolisi 3, C kolisi 4 adet ürün alıyormuş. Evet. Şimdi neyi söylemiş arkadaşlar bize? Dairesel grafikte toptancının elindeki 1800 adet kolinin ABC türünden sayılarının dağılımı verilmiş. Buraya kaç derece kalır? 100, 200, 160 kalır. Şimdi A kolisi arkadaşlar bir bakalım az. Ne yapacağız arkadaşlar? 1800'ü şuradan yapalım. B'ye dağıtmış olacak arkadaşlar. 4'te 1 olacak değil mi? 4'te 1'ini yapar. 450. Şuraya 450 yazalım. Evet. 1800'ün arkadaşlar 360 ile 160'ını bulalım. 360 ile 160'ını yapar arkadaşlar. 800. Buraya da 550 kalır arkadaşlar. 1800 diye toplamda. Bunu da almış olduk. Evet. Bu ne yapıldı arkadaşlar? Dağılımları verildi. Toptancının elindeki 1800 adet kolin ABC türünden dağılımlarını vermiş olduk arkadaşlar. Diyor ki toptancı bir ay boyunca yaptığı satışlar sonunda elinde kalan 800 adet kolinin ABC kolilerine dağılımını vermiş. 800 adet. Şimdi kalanlar bu arkadaşlar. 800 adet. A %30 olacakmış. 800'ün bir saniye şurada yapalım. %30 arkadaşlar. 10'da 3'ü kaç yapar? 240. Evet. %25'i ne yapar arkadaşlar? 200 yapar. 440. Buna da kaç kalır arkadaşlar? 360. Bu da elinde kalanlar arkadaşlar. Elinde kalanlar. O zaman arkadaşlar satılanları bulmamız lazım değil mi? Evet. Şimdi ne demiş bize bakalım arkadaşlar? 600 bir dakika. Yanlış yaptığımız bir şey var bakalım. Yok. Bakalım nasıl.
Bu toptancı diyor, bir adet ürünü 1,5 lira kar ederek sattığına göre toplam kaç lira kar etmiştir diyor arkadaşlar. Şimdi satılanları bulacağız değil mi arkadaşlar? Şimdi A'dan 550 var diyelim de, A'dan 550 var diyelim de. Kalan kaç arkadaşlar? 240. Satılan ne olur arkadaşlar? 310. Evet, 310. Şimdi B'ye bakalım arkadaşlar. Elinde 450 vardı. Kalan kaç? 200. Kaç satmış arkadaşlar? 250. Evet. Devam edelim. C'den arkadaşlar. Elinde ne kadar vardı? 800 vardı. Kalan ne arkadaşlar? 360. Kaç tane satmış? 440 tane satmış. Şimdi bunlarda kaçar tane vardı? Bu kolide 2 tane vardı. 12 ile çarpacağız. 620 adet koli olacak. Bu B'den 3'er tane vardı arkadaşlar. Burası kaç olacak? 750 olacak o zaman. Burada C'den 4'er tane vardı arkadaşlar. O da kaç olacak? 1760. Evet. Koli olacak. Şimdi bunları toplayacağız arkadaşlar. Topladığımız zaman kaç yapacak? 3130 koli yapacak. Bunları kaçar liradan satacak arkadaş o? Kârla. 1,5 lira kârla satacak. Bunu neyle çarpalım arkadaşlar? 3/2 ile çarpalım. Bunu 3/2 ile çarptığımızda 4695 lira ne yapmış olacak arkadaşlar? Kâr etmiş olacak. Cevabımız Denizli olacak. Evet, biraz işlem kalabalık olur. Lise öğrencileri arasında yapılan halat çekme yarışması var arkadaşlar. Halat çekme yarışması. İki grup oluşturulmuş. Gruplarda bulunan her öğrenci kendi kilosunun en küçük asal çarpanı kuvvet uyguluyor. Kendi kilosunun en küçük asal çarpanı kuvvet uyguluyor arkadaşlar. Mesela 78 kiloluk bir kişi 2 kilogram kuvvet. 85 kiloluk 5, 72 ne 2, 69 3 kilogram. Yani en küçük asal çarpanlarını düşünüyoruz arkadaşlar. 81 için 3, 77 için 7, 11, 7, 72 için 2, 68 için 2. Evet. Şimdi baktığımız zaman buradan uygulanan toplamdaki kuvvet 14, buradan uygulanan 12. Evet. Diyor ki, yukarıdaki verilen halat yarışmasında beraberlik olması için aşağıdaki verilen öğrencilerden hangi ikisi seçilir? Bir tanesi A takımına, bir tanesi B takımına konulsun diyor arkadaşlar. 60'ınki 2, 61'inkine gerek yok. Zeki'ye bakalım. 65'inki 5, 69'unki 3 arkadaşlar. Şunu alırsan ikisini. Yani 5'i buraya koyarsanız arkadaşlar, 3'ü de buraya koyarsanız denge sağlanmış olursunuz. O zaman Zeki'yi A takımına, Muhsin'i C takımına verilir. Şimdi Derya Hanım arkadaşlar çocuğuna meyve suyu hazırlamak için ne yapıyor arkadaşlar? Meyve sıkacağına 2 hazineli meyve sıkacağına ne yapıyor arkadaşlar? Meyveyi koyuyor. Bir kısmını ne yapıyor arkadaşlar? Bakın. Posa olarak çıkarıyor şurası. Buradan da meyve suyu olarak çıkarıyor. Görüyorsunuz değil mi? Evet. Bir kısmı boş bırakılan tabloda meyveler ve bu meyvelerden sıkılacak miktar ile sıkıldığında çıkan ne verilmiş arkadaşlar? Posa yüzdesi verilmiş. Yukarıdaki tabloda aşağıdakiler ne? Kullanılan elma miktarı diyor arkadaşlar. Kullanılan portakal miktarının kaç katıymış? 2 katı. Evet. Devam ediyorum arkadaşlar. Diyor ki suyu sıkılacak meyvelerin toplam miktarı da ne kadarmış arkadaşlar? 790 gram. Toplam miktarda kaç olacakmış arkadaşlar? 790 gram. Evet. Buna göre meyvelerin tamamı sıkıldığında oluşan karışımdaki meyve suyu kaç gramdır demiş. Şurayı söyleyeyim size. Evet arkadaşlar. Şimdi bakalım posası ne kadar olacaktı bunun? %20'si. Bakın. Meyve suyu o zaman ne olacak? %80 olacak. 150'nin arkadaşlar 5'te 4'ünü bulursanız kaç yapar? 120. Şimdi burada arkadaşlar şu neyden gidelim biz? Şu 162'den mi gidelim? Evet, 162'den gidelim. Bu meyve suyu ne kadar olacak arkadaşlar? %90 olacak. 90'a 162 ise 100'e ne karşılık gelir demiş olsak arkadaşlar. Buradan ne gelir? 180. Şimdi
Buradan %40'ı posa ise %60'ı ne olur arkadaşlar? Meyve suyu. 60'a 96 ise arkadaşlar, 100'e ne karşılık gelir demiş olsak, buradan da ne gelir burası? 160. Şimdi toplayalım arkadaşlar bunları. Topladığımız zaman 490 artı 3x'in ne olması lazım? 790. X kaç olur arkadaşlar? 100. Bunu 100 bulduk. Meyve suyu ne kadar olacak bunun? %75'i. %20'si var. %75'i ne yapar arkadaşlar? 75. Burası kaç oldu arkadaşlar? 200. Bunun da %70'ini alacaksınız. O da kaç olur arkadaşlar? 140. Evet. Şimdi bunları toplayacağız. Ve neyi bulacağız? Meyve suyunun kaç gram olduğunu bulacağız. Değil mi? Toplayın arkadaşlar. Kaç olur? 593 gram olur. Cevabımız deniz. Evet, bir soru daha çözelim bugün. 20. 2018 yılında arkadaşlar, evet, bir matematik öğretmeniyle öğrencisi arasında şöyle bir diyalog geçmiş. Öğrenci, öğretmenim kaç yaşındasınız demiş. Öğretmen, önümüzdeki x kare yılında x yaşında olacağım demiş. X kare yılında x yaşında olacakmış. Bu bilgi yeterli midir arkadaşlar? Bu konuşma kaç yılında geçmiş arkadaşlar? 2018 yılında. Öğretmen yeterlidir. Bu konuşmadan sonra öğrenci öğretmenin yaşını doğru tahmin ediyor. Buna göre konuşmanın geçtiği yılı öğrenin. Şimdi arkadaşlar benim aklıma şu geldi. Evet. Buna 45 desek arkadaşlar. Burası da 45'in nesi olacak? Karesi. O kaç olur? 2025 yıl. Yani bize şey gelecek, 2018'den sonra arkadaşlar 46 ya da 44 alsanız fazla ya da çok gelir. Anladınız mı? Evet. 45 yaşına gelir 2025 yılında. Evet. O zaman 2010, bu kaç yılındaki? 2025 yılındaki yaş. Bize 2018 yılındaki yaşı lazım. Yaşını tahmin edecek ya. O zaman 45'ten kaç çıkaracaksınız arkadaşlar? 7 çıkaracaksınız. Bugün yaşını bulacaksınız. Evet, cevabımız var arkadaşlar. Edelim. Evet. Bugünkü dersimizi bitirelim arkadaşlar. Gelecek ders devam edeceğim.